herkesin duyduğu, çoğunun merak ettiği ve pek azının görebildiği ülkedeyim. Uçsuz bucaksız Çin'in bir ucundan ötekine unutulmaz bir yolculuk yaptım. Ben Sıdalut Kucu, birkaç yıldır Çin'de yaşıyorum. Sizi de benimle birlikte Çin'i keşfe davet ediyorum. Gezimizin bu bölümünde Guangzhou'daki büyük giyim pazarına gideceğiz. Daha sonra farklı bir uçuş deneyimi gerçekleştireceğiz. Seyahatimizin neredeyse her adımında enteresan sürprizlerle karşılaşacağız. Zhong'un daveti üzerine Guangzhou Yabancı Diller ve Dış Ticaret Üniversitesi'ne geldik. Bugün burada Türkçe bölümünde okuyan Çinli öğrencilerle birlikte bir derse gireceğiz. Sunucumuz üniversite mezuniyetinden sonra ilk kez bir dersliğe gireceği için biraz heyecanlı. Merhabalar. Oh, hepsi kız. Ah, pardon. Kenarda kalmış, görmedim, kusura bakma. Ah, ne güzel. İyilik sizleri sormalı. Teker teker başlayacağız sohbete. Önce sohbet dersimi yapalım. O zaman adettendir, sağ baştan başlanır. Tanışalım sizlerle. Merhaba, benim adım Bilge. Bilge, memnun oldum. Merhaba, benim adım Alev. Tanıştığınızda çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şimdi aslında böyle bir isim geleneği var. Yabancılar Çince isim alıyorlar. Yabancı dil öğrenen Çinliler de o öğrendikleri dile ait isimler alıyorlar. Buradaki öğrencilerin tabii aslında bunlar nickname'i gibi diyebiliriz. Gerçek ismi değil. Sadece ders öğrenirken hocalarıyla iletişimleri kolay olsun diye alınan isimler. Hepsinin ismi de çok güzel. Tanışma faslından sonra çeviri dersine geçiyoruz. Öğrencilere Türkçe'ye çevirmeleri için kısa bir Çince metin veriyoruz. Öğrenciler daha çok Türkiye ile ilgili sorular soruyor. Mevcut biliyor musun? Farklılık mevcuttur. Cümlenin gelişine göre düzeltiyorum bu son kısımları. Yoksa baştan değiştirmemiz gerekebilir. Hepsi gerçekten de çok heyecanlı. Ve ana dili Türkçe olan birini görünce çok ilgi gösteriyorlar. Guangzhou'da medeniyetin doğuşu İnci Nehri sayesinde olmuş. Bu nehrin batı, kuzey ve doğu olmak üzere üç kolu var. Bu üç kol burada birleşip Güney Çin Denizi'ne dökülüyor. Guangzhou'ya geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden biri de Lian çayı içmekmiş. Lian çay serinletici, ferahlatıcı çay demek. Guangzhoulular bunu harareti gidermek için içiyorlarmış. Özellikle Guangzhou çok sıcak olduğu için burada bu çayı çok sık içiyorlarmış. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Çinlilerin hararet anlayışıyla bizim hararet anlayışımız biraz farklı. Çinliler harareti gidermek için sadece çay içmiyorlar. Aynı zamanda yedikleri meyvelere, sebzelere de çok dikkat ediyorlar. Buradaki bu çay zinciri de aslında Çin tıbbında yer alan ilaçlardan yapılan çayları satıyor. Ben de şimdi buraya kadar gelmişken onu deneyeceğim. Niha. Merhaba, hoş geldiniz. Eğer boğazınız kuruysa öksürük çayını öneririm. İçinde keşiş eyvesi ve balon çiçeği var. Çok mu acı? Biraz acı. Karşılaştırırsak öksürük çayının tadı fena değil. Çayın tadı biraz acı ama şifa niyetine içmek gerek. Bu tatlar Guangzhou'yu unutulmaz kılan unsurlardan biri. Dünyanın her yerinden misafir ağırlayan bu kent, 1000 yıllık geçmişe sahip.
Burası Guangzhou Kütüphanesi. Kitap şeklindeki bu bina, Kanton mimari tarzının tipik özelliklerini taşıyor. İngilizce kitap reyonunda bizden yazarlar var. Orhan Pamuk, Kar, Sessize, Kafamda Bir Tuhaflık. Orhan Pamuk'un çok fazla kitabı var. Çünkü Orhan Pamuk Çin'de çok geniş bir okur kitlesine sahip, çok seviliyor. Onun dışında Perihan Maden'in Ali ve Ramazan, Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna. Sonrasında İran Edebiyatı'na geçiyor. Guangzhou Kütüphanesi'nin bodrum katında otomatik bir tasnif odası var. Burada kitaplar otomatik olarak tasnif ediliyor ve sonra ultraviyole ışınla dezenfekte ediliyor. Peki bu kütüphanenizde her gün kaç kitap kiralanıyor? Kütüphanemizin tamamında iade edilen kitapların sayısı günlük 20 bin ciltten fazla. Bu salgından sonraki sayı. Salgından önce ise her gün iade edilen kitap sayısı 30 bin ciltten fazlaydı. Peki COVID-19 salgınıyla başlayan bir uygulama mı yoksa önceki dönemlerde de uygulanıyor muydu? Bu sistem 2015'te yapıldı. Sonradan salgın ortaya çıkınca buradaki dezenfeksiyonu güçlendirdik. Tüm kitaplar okunup iade edildikten sonra tasnif sistemimizden geçerek tasnif odamıza geliyor. Sonrasında kitap tasnif odasındayken entegre iki aşamada kitap dezenfekte edilir. Temelde ultraviyole ışık sayesinde kitabın yüzeyi dezenfekte ediliyor. Bu süreç kimsenin müdahalesi olmadan tamamen otomatik gerçekleşiyor. Kütüphanenin birinci katında 15 dezenfeksiyon noktası daha var. Ödünç almak istediğiniz kitabı eve götürmeden önce bu cihazlarda dezenfekte edebiliyorsunuz. Çok pratik. İçiniz rahat etmiyorsa, aldığınız kitapların dezenfeksiyonu ile ilgili bir, içinizde bir soru işareti varsa gelip burada çok pratik bir şekilde dezenfekte edebiliyorsunuz. Guangdong, Çin'de ilk reform yapılan ve dışa açılan bölge. Bu kalkınma yıllarında tekstil endüstrisi motor güç olmuş. Burası Çin'in ve hatta dünyanın en büyük hazır giyim üretim ve dağıtım merkezlerinden biri. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Chen Baohong, hazır giyim çarşısının yöneticisi. Çarşıda 900'den fazla mağaza var. Her gün 30 bin yabancı girişimci bu devasa çarşıdan ülkesinde satmak üzere binlerce tekstil ürününü satın alıyor. Çin'deki hazır giyim endüstrisi son yıllarda e-ticaret sayesinde çok gelişti. Son moda ise online canlı yayın ile satış. Takipçilerimize bir selam verir misin? Arkadaşım Sider'le tanışın. Zhang Yuan, Weimar Çarşısı'ndaki bir kadın giyim mağazasının sahibi. Salgından sonra online canlı yayınlara başlamış. Bu yöntem sayesinde sadık müşterilerini de kaybetmemiş. Ortalama bir online satışının canlı yayınını 35-40 bin alıcı seyrediyor.
Bu yıl salgından dolayı müşterilerin mağazaya gelme şansı olmadı. Biz de müşterilerin mesajlaşma hesaplarını edinerek iletişim bilgilerine sahip olduk. Müşterilere bir bildirim göndererek canlı yayına başlıyoruz. Bu yönteme dahil olanların bir kısmı zaten yıllar içinde edindiğimiz müşteriler. Sonrasında harika videolar hazırlayarak daha fazla etkileşim yakalamaya çalışıyoruz. Peki sonrasında satış işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Sizden nasıl satış talep ediyorlar ve ürünü siz nasıl onlara gönderebiliyorsunuz? Öncelikle canlı yayın yazılımımız mükemmel. Ürünlerimizi yazılıma yüklüyoruz. Tüketiciler buradan doğrudan satın alabiliyor. Sonra arkadaki bilgisayarımızdan siparişleri hızlıca görebiliyoruz. Depo personeliyle iletişime geçerek sevkiyat ve dağıtımı yapıyoruz. Peki ben de biraz izleyebilir miyim? Nasıl oluyor? Bir görebilir miyim sizinle birlikte? Tamam, tabii. Sunucumuz geldi. Tekrar geldim. Gördüğünüz gibi üzerimde yine çok değişik bir şey var. Işıltıları, parlaklıkları, kollarındaki farklı renkler gerçekten çok özel. Bu üzerimdeki kazağın tam 4 bedeni mevcut. Şimdi size bir tane daha göstereceğim. Bekleyin, bir yere gitmeyin. En heyecanlı bölüme geldik. Şimdi cep telefonundan ekran görüntüsü alacağız. Ve bu görüntüde yorumları bulunan müşteriler çekilişi kazanacak. Bakalım bugün kim daha şanslı? Bugün üzerimde giydiğim modele bir bakalım. Kazan yakasında süveter dikiş bağlantısı var. Çok farklı bir model. Beğenenler hemen sipariş verebilir. 3, 2, 1. Kimlerin şanslı olduğuna bir bakalım. Yen herkese göstereyim. Bir de Baozi var ve Yen var. Yen iki kez çıktı. Değiştireyim o zaman. Yen Hong da çıktı. Yen Baozi ve Yen Hong. 3 kişiyi tebrik ediyoruz. Sen de benimle birlikte onları tebrik edebilirsin. Kazanılan ürünler için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Salgınla birlikte bu canlı yayınlar Çin'de çok fazla arttı. Bir kafeteryada otururken bile diğer masadaki hanımefendinin satış yaptığına şahit olmuştum daha önceden ama hiçbir canlı yayına dahil olmamıştım. Canlı yayından da ben alışveriş yapmamıştım. Şimdi burada baktığımız zaman tabii çok eğlenceli duruyor ama bu işin içinde olmak sürekli bu tempoda, yoğun tempoda koşuşturmak tabii çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Ama ben bugün burada eğlendim. Guangzhou için Çin'in konfeksiyon sektörünün kalbi demek mümkün. Şu ana kadar gördüğüm her yerde, şu an Guangzhou'da en azından şehrin keşfettiğim kısımlarında sadece kıyafet satılıyor diyebilirim. Diğer tarafları da böyle midir bilmiyorum. Her kaliteden, her fiyattan ve her tarzdan kıyafet bulmak mümkün Guangzhou'da. Guangzhou'da pek çok metropol gibi trafik sorunundan mustarip. Çözüm için kent içi ulaşımın gökyüzüne taşınması konuşuluyor. Merhaba Sıdal, hoş geldin. Buradan lütfen. Gördüğünüz bu araç bizim en bilinen ürünümüz. Adı Yihang 216. İnsanlı otonom pilotlu bir uçak. Yolcu taşımacılığı dışında hangi alanlarda kullanılıyor? Bu drone lojistik taşımacılığında kullanılabilir. İnsan veya eşya taşınmasının yanı sıra başka alanlarda da kullanılabilir. Örneğin son zamanlarda salgın döneminde tıbbi malzemeler taşımak için de kullanıldı. O zaman genelde kent içi ulaşımda kullanılıyor. Evet, bizim önemli üzerinde durduğumuz şey kentsel hava trafiği kavramı. Esas olarak şehirler arasında kullanılabilir. Şehir içinde trafikte ise daha uygun olabilir. Çünkü çok verimli ve trafik sıkışıklığını önleyebiliyor. Yani şehir içinde yol trafiğini tamamlayıcı bir unsur olarak gelecekte bu aracın kullanılmasını umuyoruz. Bu uçağımız için bir transfer istasyonu. Bu binanın birçok katı olduğunu görebilirsiniz. Binanın en üstüne, yani binanın çatısına drone'u park edebiliriz. Ve transferleri buradan gerçekleştirebiliriz.
Drone'un kontrol merkezi de binanın içinde. Diğer katlarda yani. Bu katlarda kontrol merkezimiz var ve birçok çalışanla diğer drone'ların hepsini buradan kontrol edebiliyoruz. Bu araçların kara taşımacılığı modelini değiştirerek kent içi trafiği hafifletmesi öngörülüyor. Ve gelecekte daha fazla seyahat seçeneği sunması bekleniyor. Şu an helikopter pistindeyiz. Akıllı hava aracına bineceğim. Endişelenmiyor değilim. Neticede sadece yapay zekaya emanetim şu an. Her ne kadar güvenli bir teknoloji olduğu söylense de, ayaklarınız yerden kesildiğinde yapay zekaya tamamen güvenmek biraz zaman alıyor. Yaklaşık 50 metre yükseliyoruz. Sorunsuz bir şekilde inişimizi yapıyoruz. Geçmiş olsun. Aslında beklediğim kadar endişelenmemi gerektirecek çok bir şey yokmuş. Gayet temiz bir uçuş oldu bence. Güzel güzel gittik geldik. Biraz fazla gürültülü. Onun için zaten kulaklık var. Onun dışında yumuşak bir uçuş. Yani çok sallamıyor. Sadece bir inişte biraz sallanıyorsunuz. Gayet düzgün bir şekilde, yumuşak bir şekilde gerçekleşiyor uçuş. Yani geleceğin teknolojisi buysa ben şimdiden onaylıyorum. Endişelenmemi gerektirecek hiçbir şey yokmuş gerçekten. Değişik bir duygu. Drone'un içinde uçmak çok değişik bir duygu. Çin'in toprakları çok geniş. Kuzey-güney enlemleri arasında yaklaşık 50 derece var. Bu nedenle kuzey ile güney arasındaki iklim de tamamen zıt. Guangdong da güneyde olduğu için subtropikal iklime sahip. O nedenle doğal koşullar kış sporlarına uygun değil. Fakat burada kış sporlarına ilgi büyük. Biz de kar dünyası olarak anılan kayak merkezine gidiyoruz. Bugün Guangzhou'da hiç olmayı ummadığım bir yerdeyim. Kayak merkezindeyim. Buraya aslında kar dünyası demişler. Oldukça büyük bir tesis diye düşünüyorum. Şimdi dolapların olduğu bölgedeyim gördüğünüz üzere. Kıyafetlerimi değiştireceğim. Hazırlanıp içeri geçeceğim. Gansu kar dünyasının toplam yüz ölçümü 75 bin metrekare. Şu anda dünyanın en büyük 3 kapalı kayak merkezinden biri konumunda. Yarışma hakkında, müsabaka hakkında biraz da soru sormak istiyorum. Özel bir anlamı var mı bu yarışmanın? Guangdong, Hong Kong, Macao, Körfez bölgesinin tamamında iklimden dolayı kayak gibi kış sporları hiç gelişmemişti. Bir yıllık işletme süresiyle kapsamlı kayak okulu eğitimi dahil eğitimler verildi. Kayakseverler kayak yapmayı öğrendiler ve bu konudaki becerilerini geliştirdiler. Merkez, Guangzhou çevresindeki kayakseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Kendiniz hissedin. Bu hareketi hatırlayın. Birazdan rampadan aşağı kayarken bu hareketi yapmanız gerekecek. Tamam mı? Thank you.
Thank you. Kayak merkezinden ayrılıp Chimelong Vahşi Yaşam Parkı'na geçiyorum. Burası dünyada en fazla hayvana ev sahipliği yapan vahşi yaşam parkı. Ziyaretçilerin 2000 dönümden büyük bu ormanı gezebilmek için tur otobüsüne binmeleri gerekiyor. Bu ormanda aslan, jaguar, fil ve tabii ki panda gibi 500 farklı türe mensup 20 bin hayvanı görmek mümkün. Teleferikteyim. 30 dakikalık bir park turu yapacağız bu teleferin içinde. Hayvanların bulunduğu bölgenin üzerinden bir tur atacağız. Teleferin bir özelliği var. Tabanı cam. Aşağıda pelikan var. Bir de sessiz kuğu varmış. Onu duymamıştım hiç, sessiz kuğu. Kulağa çok üzücü gelmiyor mu sessiz kuğu? Çin dünyada en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri. Dolayısıyla burada yaban hayatı da çok zengin. Subtropikal orman, Çin'in sembollerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Panda görmeye gidiyorum. Şu an kalbim resmen ağzımda atıyor. Triplets Park dedikleri 300 panda mı var acaba? Göreceğiz. Chimelong Vahşi Yaşam Parkı'ndaki 300 dev pandalar buranın kıymetlileri. 2014'te doğmuşlar. Dünyada hayatta kalabilen ilk 300 panda kardeşler. O nedenle el üstünde tutuluyorlar. Merhaba. İşte bu bizim 300'lerimizden biri. İsmi Koku. Bu yıl 6 yaşına bastı. Diğer kardeşleriyle de siz mi ilgilendiniz peki? Üç dev panda da birlikte büyüyor. Üçünü de anneleri büyüttü. Çünkü doğdukları zaman anneleri sadece bir pandayı taşıyabildi. Yani diğer ikisi bizim tarafımızdan yapay olarak büyütüldü. İkisi için ona yardım ettik. Nasıl bir duygu peki 300 panda kardeşlerle ilgilenmek? 300 panda kardeşlerle ilgilenmek çok büyük mutluluk veren bir his. Çünkü onların durumu dünyada tek. Başka hiçbir yerde bu durum görülmedi. Ama parkımızda dünyadaki tek 300 panda kardeşleri koruyor ve besliyoruz. Peki sizin kokunuza mı geliyor? Çok tatlı. Şimdi biz burada konuşurken sizin kokunuzu aldı da ona mı geldi? Sizi tanıyor mu? Sesinize ya da kokunuza mı geldi acaba? Gerçi şimdi gitti buza yattı ama az önce buralarda dolanıyordu. Biz buradayız ve onlar da bizim yemek vereceğimizi düşünerek bakmaya geldiler. Tatlı, merhaba. Merhaba. Sen yemeğe mi geldin şimdi? Bende yemek yok ki. Yok aşkım yemeğim. Yok tatlım. Ağzının suları akıyor. Merhaba. Hadi gel Koku. Afiyet olsun. Bambu filizi yeme konusunda çok becerikli. Bir soldan bir sağdan. Peki günde ne kadar yiyorlar? Çünkü biz geldiğimizde de bambu yiyordu. Sonra onu bitirdi, şimdi bunu da yiyor. Gayet aç gibi görünüyor. Günde ne kadar yemek yiyorlar? Beslenmeleri için onlara günde yaklaşık 30 kilo bambu veriyoruz. Bu bambu yaklaşık olarak 5 kilo. Ayrıca 1 kilo civarında havuç da var. Fırsat olduğunda biraz elma veriyoruz. Ama çok yedirmiyoruz.
Günde yaklaşık yarım elma yetiyor. Çin'in sembolü niteliğindeki bu hayvanlar koruma altında. Bir zamanlar nesilleri tehlikedeydi. Doğru koruma politikalarıyla bugün sayıları bini aştı. Panda aslında bizim çok tanıdık olduğumuz bir hayvan. Özellikle videolarıyla, filmleriyle, oyuncaklarıyla, tişörtleriyle sürekli aslında gözümüzün önünde olan bir hayvan. Özellikle Çin'de kafanızı nereye çevirseniz panda ile ilgili bir şey görebiliyorsunuz. Ben bugün burada canlı canlı görme şansı yakaladım. Çocukluk hayalimdi. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim ve ne kadar mutlu olduğumu tarif dahi edemem. Çok tatlılar, çok şirinler. Ve bugün burada olmaktan dolayı duyduğum heyecanı ve mutluluğu dediğim gibi ifade etmem çok zor. Onların da burada mutlu olduğunu görebiliyorsunuz net bir şekilde. Burada doğuyorlar çünkü onlar. Burada büyüyorlar. Bakıcıları burada. Hastalandıklarında buradaki bakıcılar onlarla ilgileniyor. Her gün onlar besliyor. Hatta o bakıcıların da onları ne kadar çok sevdiğini görebiliyorsunuz siz de. Çünkü pandaları anlatırken gözlerinin içi parlıyor. Sanki kendi çocuklarından bahsediyormuş gibi mutlu, çok mutlu bir şekilde anlatıyorlar. Ben de bugün yerinde onları canlı canlı gördüm. Mutlu olduklarından da emin oldum. Ve şimdi yoluma devam edeceğim. Pandaları maalesef burada bırakıyorum. Onlara burada bay bay demek zorundayım. Vahşi Yaşam Parkı'nda ayrıca bakımları yapılan bazı yavrular da var. Sen daha biraz cevvalsin. Kardeşin çok ürkek. O çok korkuyor, haklı olarak. Sen cesursun. Dünyanın en yırtıcı canlılarından biri değilmiş gibi mışıl mışıl uyuyor. Çok şirin. Şimdilik şirin. Ziyaretçiler eğlenceli şovların tadını çıkarabiliyorlar. Akşam loş ışıkların eşliğinde İnci Nehri'nde ufak bir gezintiye çıkıyoruz. Nehrin iki tarafındaki derin kent görüntüleri, fenerlerle süslenmiş tekneler ve neon ışıklı binalar. Bütün kent koşuşturmacasından sonra artık şehrin sakin yüzünü görme zamanı. Çin'in dışa açılan en önemli kapılarından biri olan Guangzhou, yüzyıllar içinde farklı kültürler geliştirmiş. En son teknolojilerin günlük hayata entegrasyonu veya zengin eğlence olanakları, kenti dinamizmin de başkenti haline getirmiş. Unutulmaz anılarla Guangzhou seyahatimizi sona erdiriyoruz. Şimdi tekrar yola koyulma vakti. Thank you.